Birinci soruda simplify the following boolean expressions to a minimum number of literals. En fazla ne kadar sadeleştirebilirsek o kadar sadeleştirmemizi istiyor bu soruda. A şıkkında x parantezini alırsak zaten y artı y prime olur burası. Burası her zaman 1'dir. Mesela y 1 olsa 1 0, y 0 olsa 0 1. O yüzden burası her zaman 1'dir. Dolayısıyla burası direkt x olarak yazılabilir. En sade hali x'tir. İkincisinde de Buradaki x'i ve y'yi sırasıyla parantez içine dağıtalım. x'i dağıtırsak x x artı x y e prime artı x artı y e prime olacak. Burası sıfırdır. Burası da her zaman x'tir. Bu ikisi de x parantezine alınırsa y e prime artı y olur. Burası da her zaman 1 olur. O zaman elimizde kalan x x ve 0 yani x artı x artı 0'dır. Burası zaten bir etkisi yok. Burası da her zaman x olur. Dolayısıyla buradaki sonuçta x çıkar. Yine benzer bir şekilde burada da şu iki ifadeyi ortak paranteze alabiliriz. x'ye parantezini aldığımızda z artı z prime çıkıyor. Artı x prime artı y var. x prime çarpı y var. Burada z artı z prime 1 oluyor x y artı x prime y oluyor burada. Bu iki ifadeyi de y parantezine alabiliriz. y parantezine alırsak x artı x prime oluyor. Burası da 1 olduğu için y çıkıyor. İkinci soruda da bize bir boolean expression vermiş bu şekilde. Ve bunu sum of product şeklinde yazmamızı istiyor. Sum of min terms değil, sum of product. Yani productların toplamı şeklinde. Bu şekilde yazmak için öncelikle buradaki ifadeyi paranteze dağıtmam lazım. Çünkü şu anda bu ifade product of sum şeklinde. Yani bunlar sum ifadeler ve bunların çarpımı şeklinde. Bizim bunu sum of product'a çevirmemizi istiyor. Onun için buradaki b'yi öncelikle parantezdeki her bir elemana dağıtıyorum. a prime b artı b b prime artı bc elde ediyorum. Daha sonra D ifadesini de buradaki 3 ifadeye dağıtıyorum. Yani A prime D artı B prime D artı C D şeklinde. Dikkat edersek bu ifade her zaman sıfırdır. Bunu katmama gerek kalmıyor. Geri kalan ifadeler A prime B artı B C artı A prime D artı B prime D artı C D ifadeleri sum of product şeklinde ifade edilmiş. Eğer Bundan başka bir de bize sum of minterm şeklinde yaz demiş olsaydı o zaman buradaki her bir ifadeye eksik olan input değerlerini ekleyerek bunları mintermlere çevirmem gerekecekti. Ama bu soruda onu sormuyor. O yüzden bu şekilde bırakırsak bu soruyu yapmış oluruz. Üçüncü soruda f1 ve f2 olmak üzere iki tane fonksiyon vermiş ve bu fonksiyonların true table'larını oluşturmamızı istiyor. Şimdi dikkat edersek birinci fonksiyonda ve ikinci fonksiyonda 3 tane input var. Birincisindeki inputlar x, y, z. İkincisindeki inputlar a, b ve c. Şimdi truth table oluşturmak için 2 üzeri 3 toplam 8 tane input kombinasyonu var. Onların her birisini deneyip ona göre oluşturmamız lazım. Ama bu biraz uzun bir yol olabilir. O yüzden burada biraz daha farklı bir yol izleyeceğiz. Buradaki her bir ifadeyi min term yapacağız. Yani min term olması için eksik olan ifade neyse onu ekleyeceğiz. Mesela burada x, y var. Burada bir de z olması lazım ki min term şeklinde ifade edilebilsin. Onun için buraya z ekleyeceğiz. Peki bunun değerini değiştirmeden z'yi nasıl ekleyebiliriz? x, y ifadesini z artı z prime ile çarparsak ki bu 1'dir. Buradaki ifade değişmez. x, y ile 1'i çarpmış olurum. x, y, z artı x, y, z prime şeklinde iki tane term elde etmiş oldum. Bunlar da minterm değerlerini ifade ederler. Bu 1 1 1 olduğu için minterm 1'leyen ifadeydi. O zaman burası minterm 7 oluyor. Burası da 1 1 0 olduğu için minterm 6 oluyor. Aynı şekilde buradaki ifadeyi de z artı z prime ile çarparsam x y prime z artı x y prime z prime elde etmiş olurum. Buradan da 1 0 1 olduğu için minterm 5. Buradan da 1 0 0 olduğu için minterm 4'ü elde etmiş oldum. En sağdaki ifadede ise x eksik. Ona da x artı x prime ile çarptığımı düşünürsem x y prime z artı x prime y prime z elde etmiş oldum. Buradaki birinci ifade 1 0 1 olduğu için min term 5 ama burada min term 5 zaten vardı. Onun için bunu tekrar hesaba katmama gerek yok. Burası da 0 0 1 olduğu için min turn 1 ifade eder. Şimdi buradaki min turn değerlerini yazdığımda f1 fonksiyonunu aslında şu şekilde yazabilirim. Min tam değerlerini küçükten büyüğe doğru yazacağım. 1, 4, 5, 6, 7. 1, 4, 5, 6, 7. Dolayısıyla F1 fonksiyonu için truth table oluşturursam x, y, z inputlarından oluşuyor çünkü inputlar. Ve F1 fonksiyonunu bu şekilde yazacağım. Ve buradaki bütün input kombinasyonlarını yazacağım. Onu da şu şekilde yazıyorum. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Burada x0. Daha sonra yine aynı şekilde 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bunlarda da x1. Bu şekilde bütün input kombinasyonlarını yazdıktan sonra 1, 4, 5, 6 ve 7'de 1, geri kalanlarda 0 olacak. 1'de 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlarda 1, geri kalanlarda 0 oluyor. Minterm değerlerinden faydalanarak bu şekilde yapmış olduk. Şimdi F2 için de aynısını yapalım. Şu şekilde aşağı tarafa yazayım. İki tane terim var burada. Birinci terimde A eksik. O zaman ABC artı A prime BC şeklinde yazabilirim. İkincisinde de B eksik. İkincisine de A prime b c prime artı A prime B prime C prime şeklinde yazabilirim. Bundan ifade ettiğim min minterm değerleri 1 1 1 burası minterm 7. Burası 0 1 1 minterm 3. Burası 0 1 0 minterm 2. Burası 0 0 0 minterm 0. Yine aynı şekilde bunun içine bir truth table oluşturursam buradaki minterm değerlerine 0 2 3 ve 7'ye 1 yazacağım. Böylelikle minterm'ler yardımıyla truth table oluşturmak daha kolay. Diğer türlü her bir kombinasyonu burada denememiz lazım. Daha fazla zamanımız alır. Dördüncü soruda bize bir ifade vermiş. B artı CD çarpı C artı BD şeklinde. Bunu sum of min term şeklinde ifade etmemizi istiyor. Ve product of max term şeklinde ifade etmemizi istiyor. Zaten birisini yaptığımız zaman geri kalanını yapmak kolay. Çünkü ifade ettiğimiz min term değerlerinin dışında kalan sayılar max term olacak zaten. Şimdi o zaman öncelikle bunu paranteze dağıtalım. BC artı BBD artı CCD artı b, c, d, d. Burada iki tanesini yan yana yazmaya gerek yok. Yani burayı direkt b, c, burayı b, d, burayı c, d, burayı da b, c, d şeklinde yazabiliriz. Şimdi hangi inputlar ise onu ekleyeceğim. Mesela buraya a inputunu eklemem gerekiyor. Onun için burayı a artı a prime ile çarpmam lazım. Çarparsam da a, b, c, d artı a prime b, c, d elde ederim. Şimdi bu iki ifade min term şeklinde dönmüş oldu. Aynı şekilde diğerlerini de çarpacağım. Mesela burayı önce A ile çarptığımı düşünürsek ABC artı A prime BC eder. Daha sonra da D ile çarptığımı düşünelim her bir ifadeyi. ABCD c D prime A prime B C D A prime B C D prime. Burası bitti. Aynı şekilde ikinci kısmı da yapıyorum. Burayı önce A ile çarpayım. A B D artı A prime B D daha sonra C ve C ye prime ye çarpacağım her ikisini. A, B, C, D. A, B, C prime, D. Burası da A prime, B, C, D. A prime, B, C prime, D oldu. Buradaki ifadeleri de elde ettim. En son bunların hangi minitörler olduğunu yazacağım. Şimdi buna geçelim. Burayı da önce B ile çarpayım. B, C, D artı B prime, C, D. Daha sonra her birisini A ye prime ile çarpacağım. A, B, C, D. A prime B C D. Burası A B prime C D. A prime B prime C D. Şimdi buradaki her bir ifadenin min term değerlerini yazalım. Burası 1 1 1 1 olduğu için min term 15 olur. Burası 1 1 1 0 olduğu için min term 14 olur. Burası 0 1 1 1 olduğu için min term 7 olur. Burası 0, 1, 1, 0 olduğu için minterm 6 olur. Yani şu kısımdan bize gelen minterm değerleri 6, 7, 14, 15 oldu. Burayı yuvarlak için alıyorum. Daha sonra bu sağ tarafa geçtim. Burası yine 1, 1, 1 olduğu için minterm 15 olacak. Bunu tekrar yazmama gerek yok. Buraya bakıyorum. 1, 1, 0, 1 olduğu için minterm 13. Burası 0, 1, 1, 1 olduğu için minterm 7 burada vardı. Ona tekrar yazmama gerek yok. Burası 0, 1, 0, 1 olduğu için minterm 5 bunu yazabilirim. Buradan bize gelen minterm değerleri 5 ve 13. Daha sonra buraya geçiyorum. Burada da yine 15 var bunu yazmıyorum. Burası 1, 0, 1, 1 minterm 11 bunu yazabilirim. Burası 0, 1, 1, 1 minterm 7 bu zaten vardı. Burası 0, 0, 1, 1 minterm 3. O zaman 3 ve 11 yazıyorum buradan. Son olarak da bu kısım. Burası zaten minterm 15 daha önce yazmıştık. Burası da minterm daha önce yazmıştık. Şimdi bu ifadeyi sum of minterm şeklinde yazabilirim. Sum of minterms yazdıktan sonra product of max term'si yazmak kolay. Onu da nasıl yapabiliriz? Geri kalan sayılarda product of max term oluyor. Yani aynı ifade max term şeklinde ifade edilse diğer sayılar olacak. Yani 0, 1, 2, 3 burada var. 4, 5, 6, 7 var. 8, 9, 10, 11 var. 12, 13, 14, 15. Demek ki product of maximum şeklinde böyle ifade ediliyor. Beşinci soruda T1 ve T2 iki tane fonksiyon, birbirinden farklı fonksiyonlar. Ve bunların üç tane input değerlerine göre truth table'ları oluşturulmuş. Bunları sadeleştirmemizi istiyor. Şimdi öncelikle T1'den başlarsak T1 sıfırıncı, birinci ve ikinci min termlerde bir. O zaman T1 şöyle yazılabilir. Min term 0 artı min term 1 artı min term 2. Peki sıfırıncı min termün ifadesi nasıldır? A prime, B prime, C prime. Birinci min term A prime, B prime, C. İkinci min term A prime, B, C prime. Şimdi bunu Boolean algebra kullanarak sadeleştirirsek. Birinci ve ikinci ifadeyi A prime, B prime parantezine alırsak c prime artı c olur. Burası da her zaman 1 olduğu için bu ifade direkt aşağıya a prime b prime şeklinde yazılabilir. Sağ tarafta ise a prime b c prime ifadesi var. Bunları da ikisinde ortak olan a prime parantezine alırsak buradan a prime b prime artı b c prime elde etmiş oluruz. Şimdi burada buradaki b prime'ı buradaki BC prime'a dağıtıyoruz. Yani oru n'de dağıtmış oluyoruz. B prime artı B çarpı B prime artı C prime yapmış oluyoruz. Başındaki A prime zaten duruyor. Burada şuradaki ifade de her zaman 1 olduğu için onu da elemiş oluyoruz. A prime B prime artı C prime elde etmiş olduk. Bu T1 için. Peki T2 için de yine aynı şekilde sum of min tömleri yazıp daha sonra sadeleşme yapsak bir yöntem olabilir. Ama bu uzun bir yöntem. Burada daha kısası var. Şöyle bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. T1'in 1 olduğu değerlerde T2 0. T2'nin 1 olduğu değerlerde de T1 0. Yani bunlar aslında birbirinin tersi. Dolayısıyla T1 eşittir T2'nin tersi ya da T2 eşittir T1'in tersi şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla T2'yi bulmak için Tekrar uzunca aynı işlemleri yapmak yerine T1'in tersini direkt alabiliriz. T2 eşittir. T1'in tersi olduğu için bunun tersini aldığımızda A artı B çarpı C şeklinde yazabiliriz. Son olarak 6. soruda da solda verilen devrenin Boolean expression yazmamızı istiyor. Daha sonra bunun True table'ını oluşturmamızı istiyor. Şimdi öncelikle Boolean expression yazarsak burada B C ve D NAND gate'ten çıkıyor. Ve daha sonra bu A ve E ile NAND'lenip daha sonra bunun NAT'a alınıyor. Dolayısıyla şu iki NAT birbirini götürecek. Burası. Bizim elimizde kalan ifade şu olmuş olacak. Bunu da şu şekilde yazabiliriz. B prime artı C prime artı D prime çarpı a çarpı e. Yani bu y ifadesine eşit oluyor. Şimdi bunun truth table'ını oluşturmamızı istiyor. Bunun truth table'ını oluşturmak için burada 1, 2, 3, 4, 5 tane input var. 5 tane input için toplamda ne kadar input kombinasyonumuz var? 2 üzeri 5 yani 32 tane. 32 tane input kombinasyonunu yazıp her birisini burada deneyip daha sonra output'u bulmak çok uzun sürecek. Onun için bu tarz sorularda biraz daha mantıksal çıkarım yapacağız. Şimdi diyelim ki burada A ve E çarpım durumunda. Yani A'dan ya da E'den herhangi birisinin sıfır olması durumunda buradaki Y ifadesinin tamamı sıfırdır. Onun için buradaki inputların hangilerinin sıfır olduğunu çok kolay bir şekilde yazabiliriz aslında. Şimdi inputları şu şekilde yazacak olursak A, B, C, D ve E şeklinde. A'nın sıfır olduğu değerlerde diğer inputların ne olduğu önemli değil. Dolayısıyla tamamı sıfır olmuş oluyor. Dolayısıyla A'nın sıfır olduğu değerleri aslında direkt otomatik olarak sıfır diyebilirim. Yani A'nın sıfır olduğu değerler buraya sıfır diyelim mesela. Burada 2 üzeri 4 yani toplam 16 tane kombinasyon var. Yani nedir onlar? Mesela 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0'dan başlıyor aslında. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 geldik. Burada 16 tane kombinasyon var. 1, 1, 1, 1. Burada 16 tane farklı dizilişin hepsinde outputumuz 0 olacak. Truth table'ın yarısını oluşturmuş olduk. Geri kalan yarısına baktığımız zaman A'nın 1 olduğu değerleri düşüneceğiz. Yani burada 16 tane farklı durum var. Buradaki durumlardan da e'nin sıfır olduğu değerlerde yani burada, burada yani bir atlayarak gidiyor e'nin sıfır olduğu değerler. Şu değerlerde outputumuz y yine sıfırdır. Bunlar da y sıfırdır. Peki geri kalan değerlerde y'nin değeri ne olur? Sadece onları düşünmemiz yeterli. Yani bu soruda aslında stratejik olarak nasıl soruya yaklaşmalıyız onu göstermek istiyorum. Yani çok kısa bir şekilde böylelikle sonuca ulaşabiliyoruz. Yani burada zaten yarısını elemiş olduk. Burada da geri kalanın yarısını elemiş olduk. E'nin sıfır olduğu değerlerde. Sadece buradaki yanına yıldız koyduğum ifadelere bakmamız bizim için yeterli olacak. Şimdi birinci ifadeye baktığımız zaman BCD yani buradaki BCD'nin sıfır olduğu değerleri bulmam lazım. BCD eğer 0 olursa onun tersi 1 olacak. A ve E de zaten 1 olduğu için sonuç 1 olacak. Geri kalanlarda da 0 olur. Mesela burada BCD sıfır olduğu için burada Y 1'dir. Burada yine BCD 0 olduğu için 1'dir. Burada da 1'dir. Burada da 1'dir. Aynı şekilde. Sadece 3'ünün de 1 olduğu değerde burası 1 olduğu için tersi 0'dır sonuç 0 olur. Böylelikle bütün input kombinasyonları için Y'nin değerini bulmuş olduk. Yani başka bir de işte truth table oluşturmuş olduk. <laughs>